Merhaba korku severler. Ben Vesvese. Yeni hikayeleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilir, bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. İyi dinlemeler. Sakarya'nın bir köyünde ailemle birlikte yaşıyorum. Liseye gidiyorum ve her gün bisikletimle okula gidip geliyorum. Babam tarlalarda çalışıyor. Annemse ev işlerini yapıyor ve bize her konuda yardımcı oluyor. İşlerimiz büyüdüğü için bir gün kümeslerimizdeki hayvanlarla ilgilenmek için bir aileyi iş almaya karar verdik. Şehir dışında yaşayıp mevsimlik çalışan bir aileyle görüşmeye başladık. Yeni gelen aile çok iyi ve düzgün insanlardı. Karı koca çok çalışkan ve sorumluydular. Hayvanlara özenle bakıyor ve kümesleri her zaman temiz tutuyorlardı. Yeni ailemizle birlikte köy hayatı daha da güzel hale geldi. Onların desteğiyle kümeslerimizdeki hayvanlar daha sağlıklı ve mutlu hale geldi. Köyümüzde bir aile daha kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Aradan bir sene geçmiş ve onlara iyice alışmıştık. Bir akşam okuldan eve dönerken yolda Mehmet abiyi gördüm. Bakkaldan çıkıyordu. Yanına gidip selam verdikten sonra eve birlikte yürümeye başladık. O da babamla aynı yaşlarda olduğu için beni oğlu gibi görüyordu. Çocukları olmuyormuş onların. Bana da şimdi anlattı. Üzüldüm açıkçası. Nedenini de soramadım. Zaten Mehmet abi de söylemedi. Hep birlikte akşam yemeği yedikten sonra onlar için açtığımız eve geçtiler. Yalnız şunu fark ettim. Annem veya babam ne zaman akşam çayına falan çağırsa hiçbirine gelmediler. Bir de gündüzki halleriyle akşam işi bıraktıktan sonraki halleri aynı değildi. Yani koca bir senede onları sadece gündüz görüyorduk. İşlerini iyi yaptıkları için ve bize bir sıkıntı çıkarmadıkları için seslenmiyordu ailem. Ha, bir de kalacakları evimize yerleştikten sonra bizi o eve de hiç kabul etmediler. Hatta kildi bile değiştirmişler kimse girmesin diye. Perdeleri ve camları hep kapalı tutuyorlardı. Neyse işte Mehmet abiyle eve doğru gittik. Annem yine akşam yemeğini hazırlıyordu. Fakat bu sefer akşam yemeğine kalmayı da kabul etmediler. Ayşe abla da bizim kapının önünde annemle konuşuyordu. Gidip ona selam vermek istedim. Ama kafasını çevirip attığı sert bakıştan çekindim. Hiçbir şey demeden eve girip odama geçtim. Daha önce çok kez kendi aralarında konuştular annemler bu konuyu. Annem bazen artık istemediğini söylüyordu ama babam gitmeleri taraftarı değildi. İşine geliyordu çünkü. Onlar gibi çalışkan ve dürüst insanları bulmak zordu. Gece yatağıma geçip yattım. Tavukların bağırtısıyla gözlerimi açtım. Ne çabuk sabah oldu diye düşünürken saate bakınca daha gecenin üçü olduğunu gördüm. Sanki birisi tavukların boğazını sıkıyormuş gibi bağırıyordu hayvanlar. Hemen camdan baktım. Kümesin ışığı yanıyordu. Babam mı orada diye düşünüp evden çıktım. Kümesin kapısını hiç açık bırakmazlardı ama kapı hafif aralıktı. Yavaşça içeri girdim. Işıklar açıktı. Kümes dediğime bakmayın. İnekler falan da var. Baba diye seslendim birkaç kez. İnekler de bir şeyden korkmuş gibi bir köşeye çekilmişler. Gözleri sonuna kadar ayrılmıştı kuyrukları da inanmazsınız ama havaya doğru dimdik duruyordu. İlk defa öyle telaşlı görüyordum hayvanları. Tavukların olduğu tarafa doğru yürümeye başladım. Tekrar baba diye seslendim ama kimse cevap vermedi. Mehmet abi dedim o da yok. Ben yaklaştıkça bağırtılar artıyordu. Sonra yerde tavuk ayakları ve başları gördüm. Eyvah yılan mı porsuk mu geldi diye düşündüm içimden. Tavuklara bakmamla o şoku yaşamam bir oldu. Üç tane tavuğun başı yoktu. Koyunlarında boyunlarından kan fışkırıyordu. Ama gayet normal bir şekilde geziyorlardı. Bazıları da yere yığılmış, kendi ayaklarını ağızlarını almış öylece duruyorlardı. Hemen babama haber vermek için yanlarından uzaklaştım. Kümesin çıkışına doğru gittim. Kapı kapanmıştı. Zorladım ama açılmadı. O sırada kümesin ışıkları teker teker patlamaya başladı. İnekler de bağırmaya başlayınca kulaklarımı kapatıp kapının önüne oturdum. Bir yandan karanlıkta sağa sola bakıyor, diğer yandan kapıya vurup anne baba diye bağırıyordum. Gözlerimde karanlığa alıştığı için biraz seçmeye başlamıştım. İneklerden bir tanesinin yerinden çıktığını gördüm. Dil danalar gibi kendi etrafında dönüyor garip hareketlerle başına bir o yana bir diğer tarafa sallıyordu. Kalkıp yanına gittim. Başından tutup sakinleştirmek isterken arkasını döndüğü gibi arka ayaklarından sert bir tekme yedim. Resmen bir metre geriye fırlattı beni. Kaburgalarımı kırmış gibi ağrıyordu. Kemiklerim etime batıyordu. Sonra kümesin kapısı açıldı. Sefa neredesin oğlum diye seslendi biri. Bu kişi babamdı cevap verecektim ama her ani hareketimde kemiklerim batıyor, nefesim kesiliyordu. Sonra yanıma geldi babam, kucağına alıp beni kapının oraya oturttu. İnek babamı görünce usulca yerine geçti, tavukların da sesleri aniden kesildi. Babam ortalığı kolaçan ettikten sonra yanıma geldi. Kolumdan tutup beni kaldırdı ve oradan çıktık. Eve girince yatağıma yatırdı ve başıma oturdu. Ne işin var oğlum senin bu saatte kümeste? Senin bağırmana uyandık. Odanda bulamayınca sesinin kümesten geldiğini duydum. Kapıyı da açık bırakmışsın. Ne zorun var da inekle uğraşıyorsun dedi. Baba bir şey kümese girmiş. Tavukların başını ve ayaklarını koparmış. Sonra o inek zinciri koparınca bana saldırdı. İnanmıyorsan git de bak dedim.'' Babam kalkıp tekrar kümese gitti. Camdan izlemeye başladım. Babam içeri girince kümesin ışıkları yandı. Ben oradayken patlamıştı ışıklar halbuki. Birkaç dakika sonra ışıklar kapandı ve babam çıktı. Geri yanıma gelip Sefa sen uyur gezer mi oldun oğlum? Her şey sapa sağlam yerinde duruyor. Tavukların sayısı da tam. Hepsi uyuyor. Hayırdır bir sıkıntın mı var dedi.'' Baba yemin ederim ki gördüm. Hatta ayağı kopmuş tavukların ağzındaydı ayakları. Onlar bağırıyordu zaten. Başları kopan tavuklar da hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta dolanıyordu dedim. Babam başımda durup biraz okudu. İşte ayetel kürsü, nas felak falan okuyunca rahatladım. Sabah oldu. Okula gitmek için evden çıkınca kapıda Mehmet abiyle karşılaştım. Baban uyandı mı sefa dedi. Uyandı abi birazdan çıkar dedim. O sırada babam da arkamdan çıktı. Mehmet abi babama abi 3-4 tane tavuk telef olmuş. Maalesef ineğin biri de ölmüş gece. Ben de şimdi fark ettim dedi. Koşarak kümese girdik. Gerçekten de yerde tavuk kafaları vardı. Dün gece gördüğüm gibi ayakları ağzında tüyleri yolunmuş tavuklar yerde yatıyordu. İnek de ölmüştü ama kuyruğu hala dimdik ve semsertti. Gözleri açık ölmüştü hayvan. Bir de dil dışarıdaydı. Babam epey üzüldü bu duruma. Bak baba ben haklıymışım da diyemedim. Hem şaşırmış hem korkmuştum. Dışarı çıktık. Babam ya Mehmet inanır mısın? Dün benim oğlanı buldum kümeste. Gördüklerini anlattı ama ben girip kontrol edince tavukları bile saydım. Hepsi tam ve sağlamdı. İneği de yerine bizzat ben koydum kuyruğu dik falan değildi. Var bu işte bir şey ama hayırlısı bakalım dedi. Mehmet abi bana dönüp sen mi yaptın yoksa dedi şakayla karışık. Saçmalama abi ben kendi hayvanlarımıza niye zarar vereyim durduk yere dedim. Tamam tamam şaka yaptım hemen celallenme dedi. Hala gülüyordu. Babam üzülmüş sıkıntıdan başını yere eğmiş kara kara düşünürken Mehmet abi hala cıvık espriler yapıyordu. Hadi sen işine bak Mehmet Oralarını da düzenle. Ölen hayvanları da hallet dedi. Mehmet abi de babamın ciddiliğiyle toparlandı ve kümese girdi. Ben de okula gittim. Akşama kadar yaşadıklarımı düşündüm. Derslere odaklanamadım. Tekrar eve gidince kapının önünde babamla Mehmet abinin tartıştığını gördüm. Babam pılınızı pırtınızı toplayın gidin buradan. Evimi de boşaltın diye bağırıyordu. Ben de uzaktan onları izliyordum. Mehmet abi gitmiyoruz. Hayırdır sen mi kovacaksın falan diye babama karşılık veriyordu. Annem de arkada Ayşe ablayla tartışıyordu. Ortalık iyice kızışınca araya girmek için yanlarına giderken Mehmet abi birden cebinden çakısını çıkarıp babamın kalbine sapladı. Saplar saplamaz da kümesten ineklerin ve tavukların sesi yükseldi. Sanki ahat yakıyorlardı babamın o durumuna. Sinirim tepeme sıçradı. Koşarak Mehmet abinin üzerine doğru giderken ineğin vurduğu yere keskin bir acı saplandı. O acıyla yere düştüm. Annem arkadan bağırıyor Mehmet abi ve karısı kaçmıştı. Babamın akan kanları yokuş aşağı kayıp yanıma kadar geldi. Hareket edemiyordum. Kendimi zorlayıp başımı kaldırınca başımda annemi, babamı, Mehmet amca ve Ayşe ablayı gördüm.'' Babam yüzüme tokatlar atıyor, annem bileğime kolonya sürüp bir yandan da koklatıyordu. Sanki derin bir uykudan uyanmış gibi hissettim. Beynim karıncalandı. Babam "Sefa oğlum iyi misin?" dedi telaşla. Yavaşça kaldırdılar beni. Evin önündeki sandalyeye oturttular. "Tamam baba, iyiyim bırakın." dedim. Biraz etrafa baktım, babama baktım. Kalbinde bir delik yoktu. İyice kendime geldikten sonra Anne ne oldu bana dedim. Biz kapının önünde muhabbet ederken sen de yanımıza doğru geliyordun. Fakat aniden yere yığılıp kaldın. Bayılmıştın ama ayıltamadık. Öldün sandık oğlum çok korktuk dedi. Ayağa kalkınca aynı acı tekrar saplandı. Babam yok bu böyle olmayacak bir hastaneye gidelim dedi. Ve beni kucağına alıp arabanın arka koltuğuna yatırdı. Hastaneye gittik. Doktor ne ezilme ne kırılma ne de çatlak olduğunu söyledi. Ağrıyan yerim sapasağlam gözüküyordu. İnanması güçtü ama başka doktorlara baktık o da aynısını dedi. Hastaneden çıkarken de ağrım kalmamıştı. Arabaya bindik. Ölen hayvanları ne yaptınız baba diye sordum. Babam ani bir fren yaparak arabayı durdurdu. Hangi ölen hayvanları oğlum dedi. Baba sabah ben okula giderken Mehmet abi söyledi ya tavuklar telef olmuş bir de inek ölmüş. Hatta gidip baktık tavukların başı yoktu. Bazılarının da ayakları kesilmişti dedim. Babam bir süre öylece dalıp gitti. İyi misin baba diye kolundan tuttum. Bana dönüp asıl sen iyi misin oğlum rüyamı gördün hayal mi gördün bilmiyorum dedi. Umutsuzca başımı yere eğip hayal görmüşümdür baba dedim. Mehmet abinin babamın bıçakladığı anı da anlatacaktım ama babamın sinirleri bozulmuştu. İnanmaz diye anlatmaktan vazgeçtim. Eve geldik. Annem yemeği hazırlamıştı. Mehmet abi ve Ayşe teyze de sofradaydı. Lavaboya gidip yüzümü yıkadım. Aynada kendime bakıp "Neler oluyor Sefa sana? Kendine gel. Durduk yere insanların canını sıkacak hareketler yapma." dedim. Kendimi motive ediyordum. Ama en çok da kendime yalan söylüyordum. Çünkü yaşadıklarım gerçek mi yoksa hepsi bir hayal mi onu dahi bilmiyordum. Sofraya geçtim. Güzel bir akşam yemeği yedik. Mehmet abiler her zamanki gibi gidecekler diye beklerken Ayşe abla biz kaçak çay sevmiyoruz. Türk çayı demlerseniz içeriz ama dedi. O an bir hayli şaşırdık. Annem hiçbir şey demeden kalkıp çayı demledi. İlk defa geç saatlere kadar oturduk. Hatta etmediğimiz kadar kaliteli bir sohbet bile ettik. Saat gece yarısı olmadan evlerine gittiler. Diğer gün cumartesiydi. O yüzden okula gitmeyecektim. Annemlerle biraz daha oturdum. Gerçekten güzel bir akşam geçirmiştik. Sonra yatağıma geçip yattım. Yaşadıklarımın ve gördüklerimin hayal olduğunu anlamıştım. İyi bir uykudan sonra sabah erkenden kalkıp Mehmet abiye yardım etmek için kümese gittim. Mehmet abi kümesteydi. İşlerle ilgilendiği için geldiğimi duymamıştı. Tavukların olduğu tarafta duruyordu. Arkası dönüktü ama elinde bir tavuğun olduğunu görebilmiştim. Bir eliyle tavuğu tutuyor, diğer eliyle bir şeyler yapıyordu. İyice yanına kadar gittim. Elleriyle canlı canlı tavuğun tüylerini yoluyordu kalan derisine de çakısıyla bir şeyler çizerek kanatıyordu. İlk kez bir tavuğun gözünden yaş geldiğini gördüm. Sonra bir şeyler fısıldamaya başladı Mehmet abi. Arkasından dokunup ne yapıyorsun abi dediğimde yüzünü bana döndü. Karşımdaki Mehmet abi değildi. Böyle ağzıyla burnu yer değiştirmiş, gözleri kan çanağına dönmüştü. Alnında da tavuktan yolduğu tüyler vardı.'' O an kendimi geri attım ve var gücümle bağırmaya başladım. Aynı ağrı tekrar saplandı. Mehmet abi elindeki tavukla birlikte üstüme gelmeye başladı. Tavuktan akan kanları büyük bir şehvetle üstüme damlattı. Tişörtüm tamamen kan lekesi olmuştu. Sonra arkamdan babamın sesini duydum. Başımı çevirince gerçekten babamın geldiğini gördüm. Sonra tekrar önüme döndüm ama kimse yoktu. Sadece ayağımın dibinde tüyleri yolunmuş ve kanayan yarasıyla o tavuk duruyordu. Babam hızlı yanıma geldi. Sefa ne yaptın sen oğlum? Ne istedin masum hayvandan? Şuna bak ne hale getirmişsin hayvanı dedi. Ağrım geri kesilmişti. Ayağa kalktım. İnanmayacağını biliyordum. Ama çaresizce baba yemin ederim ki ben yapmadım. Mehmet abi vardı içeride. Onun yanına gelmiştim arkası dönüktü, o yapıyordu. Ama sonra yüzünü bana dönünce bambaşka birisini gördüm. Tavuktan akan kanı üstüme damlattı. Sonra sen gelince kayboldu. Yemin ederim baba, vallahi bak dedim. Artık çaresizlikten ağlıyordum. Önceki yaşadıklarıma rüya, hayal gibi kılıflar uydurdum. Ama bunu uyduracak bir bahanem yoktu. Hepsi gözlerimin önünde olmuştu. Babam bana bağırıp çağırırken İçeri Mehmet abi girdi. Hayırdır abi sabah sabah dedi. Önümdeki tavuğu ve üstümdeki kanı görünce "Sefa ne yaptın sen? Ne istedin hayvandan?" dedi. Tavuğun cansız bedenini eline alıp biraz inceledikten sonra bir poşete koyup ağzını kapattı ve dışarı çıktı. Babam da "Ne halin varsa gör." diyerek Mehmet abinin arkasından çıktı. Oturduğum yerde öylece kala kaldım. Elimi bile sürmediğim olay benim üstüme kalmıştı. Yavaşça kalkıp kümesten çıktım. Dışarıda annemle babam sessizce bir şeyler konuşuyorlardı. Annem üstümdeki kanı gördü. Anne, vallahi ben yapmadım dedim ama inanmadı. İçeri girip üstümü değiştirdim. Yatağıma geçip ağlamaya başladım. Gün boyunca yatağımdan çıkmadım. O günün akşamı Mehmet abilere misafiri gelmiş. Ayşe abla kapımızı çalıp beni görmek istediğini söylemiş. Odamdan çıkıp mutfağa geçtim. Bak Sefa bugün bize bir hoca geldi. Mehmet abinin çok yakın arkadaşı. İstersen seni bir görsün. Eski haline kavuşturur inşallah dedi. Görmek istemedim ama babamın zoruyla o hoca evimize geldi. İçeri girer girmez sanki bir şeyler hissetmişti. Sağa sola baktı. Elini duvarlarda gezdirdi. Sonra benimle göz göze geldi. İyice inceledi beni. Sonra masaya oturduk. Bu evde bir huzursuzluk var ama çözemedim. O yüzden bana biraz zaman verin dedi. Cebinden küçük bir kavanoz çıkardı. Parmaklarının ucuyla evin duvarlarını o kavanozdaki şeyle ıslattı. Kapı eşiklerine sürdü parmağıyla. Sonra benim odama gitti. Ama kimsenin gelmesini istemedi. Biraz sonra tekrar geldi. Ben çok umursamıyordum ama annemle babam telaşlı adamın ağzına bakıyorlardı. Tamam korkacak bir şey yok. Evinizde bereketi azaltacak işlemler yapılmış. Yani işlem derken birilerinin bedduasını almışsınız. Onun günahı tüm evi sarmış. Tabii ki en masum olanınız da bu enerjiden etkilenmiş. Oğlunuzun gördükleri doğrudur, yanlıştır ben bilemem. Sadece ortada bir kötü enerji var, onu biliyorum.'' Bu durum için birbirinizi suçlayıp evin huzurunu kaçırmanıza gerek yok dedi. Sonra lavaboyu kullanabilir miyim diye sordu. Babam lavabonun yerini gösterdi. Ama içeriden yaklaşık yarım saat çıkmadı. Çıkınca da cebinden bir muska çıkardı. Bana uzatıp al bu muskayı tak. Bu seni ve evinizi tüm kötülüklerden ve kem gözlerden korur dedi. Diğer cebinden de büyük bir nazar boncuğu çıkardı. Onda annemi uzatıp siz de bunu alın. Tüm evi gören yüksek bir yere asın. Bu da nazardan koruyacak. Büyük olmasının sebebi içinde koruyucu şeyler saklı dedi. Annem de kapının girişine bir çivi çaktırdı babama. Tüm evi orası görüyordu. Oraya astık. Ben de koruma muskasını taktım. Birer bardak çay içtikten sonra babam adama para teklif etti. Ama adam kabul etmedi teşekkür ettik ve evden çıktılar. Çıkarken Ayşe abla anneme merak etme, işin nehli bir adamdır, zarar gelmez, sefade iyi olacak dedi ve evlerine gittiler. O an aklıma şu geldi, bu zamana kadar evlerine kimseyi kabul etmiyorlardı. Şimdi ne değişti de birisini kabul etmişler diye düşündüm. Babama sordum, öyle düşünme oğlum, bak her işte bir hayır varmış dedi, umarım öyledir. Birden ağırlık bastırdığı için yatağıma uyumaya gittim. Babamın da siniri geçmişti. Gözlerimi kapattım ama odamın içinde birilerinin gezdiğini hissetmeye başladım. Gözlerimi açtığımda bir anormallik yoktu. Ama tekrar kapatınca aynı hissiyat geri geliyordu. Arkamı döndüm. Uyumaya çalıştım ama uyuyamadım. Duvarlardan tıkırtılar geliyordu sanki odamın içinde birisi sert topuklu ayakkabısıyla geziyordu. Kulağımda sıcak bir nefes hissettim. Ani bir hareketle dönüp gözlerimi açtım ama kimse yoktu. Biraz etrafa göz gezdirdim. Oh be kimse yokmuş diye düşünüp geri arkamı dönünce kümeste gördüm ve Mehmet abi sandığım tavuğu parçalayan varlıkla göz göze geldim. Yatağımdaydı hafif sırıtıyor kısık gözleriyle bakıyordu gülmüyordu ama korkunç bir sırıtmaydı bu yavaşça ağzını açtı neredeyse yarım metre aşağı indi çenesi bir çığlık atmak istedim ama yine o sancı beni çaresiz bıraktı yavaşça kendimi yataktan ittim ve sertçe yere düştüm o gümbürtüye uyanan annem odanın kapısını açtı anneme baktım korkuyla yatağıma bakıyordu Tekrar yatağıma bakınca o varlığın hala orada olduğunu gördüm. Annem aniden gözlerini bana çevirip ne oluyor oğlum dedi. Konuşamıyorum ki anne. Cevap veremiyorum ki. Başımı sallayabildim sadece. Annem beni kaldırdı ve kapının oraya kadar getirdi. O varlık hala gözlerini dikmiş bize bakıyordu. Annem kolumdan tuttu ve beni evin dışına çıkardı. Dışarıda babamı gördüm. Mehmet abiyle oturmuş sohbet ediyorlardı. Annem titreyen sesiyle babama durumu anlatmaya çalışmıştı. Ama babam duymuyordu bile. Sonra kümesten birisi çıktı. Hoca elinde bir inek kafasıyla karşımıza dikildi. İneğin başının gözleri ayrık, dili dışarıdaydı. Mehmet abi kalkıp ineğin kafasını aldı ve hiçbir şey olmamış gibi evlerine gitti. Hocanın da üstü başı kan içindeydi. Babamın yanına gelip Mehmet abinin oturduğu yere oturdu. Kan elleriyle babamın omzuna vurup hallettim. Artık evinize kimse zarar veremeyecek dedi. Babam da ayağa kalkıp Allah sizden razı olsun hocam. Bizi bu dertten kurtardın diyerek hocanın kan ellerini öptü. Sonra bana dönüp tıpkı o gibi sırıttı ve oğlum da iyi olacak değil mi oğlum dedi. O kişinin babam olmadığını anlamıştım. Annem de ortalıkta yoktu. Mehmet abilerin evine baktım. Perdelerini açmış bizi izliyorlardı. Sonra tekrar önüme dönünce ne babamı ne hocayı gördüm. Dışarıda kapının önünde tek başıma duruyordum. Kümesten gelen sesle irkildim. İneğin bir tanesi bağırıyordu. Bu sefer kümese girmek yerine eve gidip babamı uyandırdım. Babamla dışarı çıkıp kümese girdik. Bu sefer gerçekten ineğin birisi ölmüştü. Hem de gözleri açık ve dil dışarıda. Babam bana baktı. Baba bu sefer sesi duyar duymaz seni uyandırdım. Hem bizim ekmeğimiz o inek. Niye öldüreyim? Ben cani miyim dedim. Babam gidip Mehmet abinin kapısını çaldı. Ama kimse açmayınca ineği diğerlerinden ayırıp sabah olmasını bekledik. Sabah olunca Mehmet abi geldi ve ölü ineği götürdü. O da bana dönüp bir şeyler söyleyecekken babam yok sefa değil birlikte girdik kümese dedi. Sonra tavukta olduğu gibi ineği de kaldırdı Mehmet abi. Artık bu işin tadı tuzu kaçmıştı. Gece o varlığı görmüştüm. Hatta annem de şahit olmuştu. Sonra dışarı çıktığımda gördüğüm babamı Mehmet abiyi ve o hocayı hiç görmemişim gibi evin ön evin önünde kendime gelmiştim. Anneme gidip gece gördüklerimizi sormaya cesaretim yoktu. Öyle bir şey olmadı. Sen yine rüya görmüşsün." deme olasılığı yüksekti. Hatta kesinlikle öyle diyecekti. Ortalığı karıştırıp daha da korkutmamak için ses çıkarmadım ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettim. Ama sonra mucizevi bir şey oldu. Yaklaşık 6 ay boyunca ne kötü bir rüya ne de bir hayal gördüm. Hatta geceleri büyük bir huzurla uyuyup sabahları aynı mutlulukla uyanıyordum. Mehmet abilerle de daha samimi olduk. Her akşam gece yarısına kadar oturup çay içiyor, sohbet ediyorduk. Hocanın verdiği muska işe yaramıştı. Ama bir sabah kalktığımda kahvaltı yaparken Mehmet abiyle karısı kapıyı çaldı. Sofraya davet ettik ama oturmadılar. Biraz mahcup bir halleri vardı. Biz de merak etmiştik ne diyeceklerini. Mehmet abi söze girdi. Abi bize bu zamana kadar hep sahip çıktınız. Desteğinizi esirgemediniz. Biz de bu işin karşılığında bir gün bile işten kaytarmadık. Size layık olmak için elimizden geleni yaptık. Ama artık gitme vakti geldi. Böyle olmuyor. Kendimize bir ayet kurmamız gerekiyor. Yarın yola çıkacağız. Her şey için teşekkür etmeye geldik. Bu da size naçizane bir hatıra dedi ve Ayşe abla elindeki poşetten annemin sevdiği bir çiçeği çıkarttı. Saksısıyla birlikte masanın üstüne koydu. Bugün son işlerimizi halledeceğiz, yarın da yola çıkacağız dedi. Babamla annem söylediklerine karşı bir şey diyemeden evden çıktılar ve kümese girdiler. Şaşırmıştık gerçekten. Gitmelerini hiç istemiyorduk çünkü onlara alışmıştık. Onlar gibisini bir daha bulamazdık. Babam gitmemeleri için konuşmaya gitti. Ama eli boş döndü. Çoktan kafaya koymuşlar. Akşam son kez yemek yedik. Diğer gün kendilerine ait olan eşyaları alıp evden çıktılar. Sonra vedalaşıp gittiler. Gerçekten çok kötü hissettik kendimizi. Babam kümese baktı. Biz de eve girdik. Babam gelince gerçekten de tertemiz bırakmışlar kümesi. Ne iyi insanlarmış. Allah onlardan razı olsun dedi. Yaklaşık bir hafta boyunca yeni iş çağırdık ama bulamadık. Babamla ikimiz işleri idare etmeye çalıştık. Bir haftanın sonunda anlamsız bir şekilde önce tavuklarımız teker teker ölmeye başladı. Bu duruma bir anlam veremedik. Sonra aynı şekilde ineklerimiz de ölmeye başladı. Gelir kaynağımız bir anda elimizden kaybolup gitmişti. Birikmiş parayla idare ettik ama o da çok uzun sürmedi. Sonra bir gece yine aynı şeyler yaşanmaya başladı. Bir gece gelecek kaygısı üstümde derin düşüncelerle yatağıma geçtim. Tam uyuyacakken yine duvardan tıkırtı sesleri ve odamın içinden ayak sesleri geldi. Bu sefer korktum, gözlerimi açıp bakmaya ama fısıltı ve gülüşme seslerini de duyunca gözlerimi açtım. O varlık odamın ortasında duruyordu. Yanında üç tane aynı kendisi gibi başka varlıklar da vardı. Ama onların boyu kısaydı. Normalden de kısaydı hatta. O varlık fısıldıyor, diğerleri kendi aralarında gülüşüyordu. Kendimi geri attım ve yorganı üstüme çektim. İçimden bildiğim duaları okumak istiyordum ama dilim dönmüyordu. Sonra cama birisi tıklattı. O anın korkusuyla anne diye bağırdım. Cama aynı tonla, aynı hızla birisi tıklatıyordu. Yavaşça organı kaldırdım. O varlıklar gitmişti. Perdeyi açınca aynı varlığı dışarıda gördüm. Mehmet abilerin kaldığı eve doğru gidiyordu. Üstünde siyah uzun bir şey vardı. O kadar uzundu ki yerlerde sürükleniyordu. Evin kapısının önünde bir süre bekledikten sonra kapısı açıldı. Kapıyı açan Mehmet abiydi. Birlikte içeri girdiler ve evin ışığı açıldı. Sonra burnuma bir yanık kokusu geldi. Yönümü döndüm. Kitaplarım ve defterlerim yanıyordu. Hemen yatağımdan kalkıp annemi uyandırdım. Babam niyeyse yatağında yoktu. Annem telaşla kalktı. Odama geri girince tüm eşyalarımın yerlerinde olduğunu, rafın yerinden çıkıp yatağımın üstüne devrildiğini gördüm. Anneme dönüp, anne sen de görüyorsun değil mi, bu bir rüya değil dedim. Annem korkuyla başını salladı, birlikte evden çıktık. Kümesin de ışığı yanıyordu fakat anneme Mehmet abilerin evini gösterecektim. Bir terlik giydim ama annem ayağına bir şey giymedi. Yalın ayak benimle o eve doğru yürümeye başladı. Bunlar gitmemiş miydi? Işıklar niye açık dedi annem. Anne o varlık yine geldi. Bu sefer bana inanıyorsun. Mehmet abi açtı o varlığa kapıyı. Yemin ederim gördüm dedim. Evin önüne geldik. Kapıyı çaldım ama kimse açmadı. İçeriden gelen fısıltı ve gülüşme seslerini duyabiliyordum. Anneme döndüm. Anne sen de duyabiliyor musun dedim. Annemin de gördüğüne, duyduğuna kesin olarak emin olmak istiyordum. Annem yine başını salladı. Sonra kapı hafifçe açıldı. Annem içeri girmek istemedi. Ama ben girince o da arkamdan girdi. İçeri adım atar atmaz ağır bir çöp kokusu burnuma geldi. Odadan geliyordu o sesler. Bir adım atınca dış kapı sert şekilde kapandı. Arkamı döndüm. Annem yoktu. Dışarı çıkmak istiyordum. Kapıyı zorladım ama açamadım. Annem de kapının dışından bana seslenmeye başlayınca korkum tavan yaptı. Biraz ilerledim. Ayaklarıma bir şeyler batıyordu. Başımı eğince ayağımda terlik olmadığını gördüm. Ayağıma batan şeyler de cam kırıklarıydı. Acı aldırış etmeden o odaya doğru yöneldim. Yanından geçtiğim duvarlardan aynı tıkırtı sesleri geliyordu. O odanın ışığı da çıktı başımı hafifçe içeri soktum. İçeride Mehmet abi, Ayşe abla, o hoca ve babam vardı. Babam yere diz çökmüş ağlayarak o hocaya tapıyor gibi hareketler yapıyordu. Mehmet abi elindeki tavuğun kanını babamın başının üstüne damlatıyor. Hoca da elindeki kavanozdaki şeyi babamın üstüne fırlatıyordu. Babamın üstüne gelen her damlası babamı inletiyor daha çok canını yakıyordu.'' Ben korku dolu gözlerle onlara bakarken birden Ayşe abla ile göz göze geldik. Gülümseyerek yanıma geldi. Kulağımın dibine eğildi ve anlamını bilmediğim kelimeleri tekrarlamaya başladı. Elini boynuma attı ve boynumdaki muskaya küstahça bir bakış attı. Geri bırakıp tekrar onların yanına gitti. Sonra ensemde bir nefes hissettim. Arkamı döndüğüm gibi o varlıkla göz göze geldim bu sefer dişlerini göstererek gülüyordu. Çarpık, sapsarı ve sivri dişlerinin arasından salyalar akıyordu. Annem de hala dışarıdan bana sesleniyor, sefa yardım et oğlum diye yalvarıyordu. O gülüşmelerin dışarıdan geldiğini duydum. Annem onların yanındaydı. Ardından annemin attığı büyük bir çığlıkla ışıklar kapandı. Ne babamın ne de onların sesini duyuyordum. Bir ölüm sessizliği hakim oldu.'' Sessizliği bozan gıcırtıyla dış kapının açıldığını anladım. Ellerimle duvardan destek alarak evin dışına çıktım. Ama elimi duvara koyunca sanki iğne batıyor gibi avuç içlerim acıyordu. Dışarı çıktım. Annem ortalıkta yoktu. Etrafa baktım. Sonra tekrar eve dönünce kapının kapalı olduğunu gördüm. Perdeleri çekikti. Hemen ayağıma baktım. Terliğim ayağımdaydı. Sonra Allah'ım ben neler yaşıyorum, sen bana yardım et diye yalvarışlar içinde eve doğru yürümeye başladım. Ardından başka bir yanık kokusu geldi burnuma. Çok sürmeden büyük alevlerin kümesi etkisi altına aldığını gördüm. Koşarak eve girdim. Babam bu sefer annemin yanında yatıyordu. Sertçe dürterek uyandırdım. Evden çıkarken Allah'ım inşallah kümesin yandığı da hayaldir dedim.'' Ama kümes gerçekten yanıyordu. Ekmeğimiz elimizden gitmiş. Ekmeği pişirecek fırında elimizden gitmek üzereydi. Hemen itfaiyeyi aradık. Köy yeri olduğu için biraz geç geldiler. Geldiklerinde kullanılacak halde değildi zaten. Babama baktım. Dizlerinin üstüne çökmüş ağlıyordu. O evde gördüğüm an geldi aklıma. Babam dizlerinin üstüne çökünce yanına gittim başını omzuma yasladı ve ağlamaya devam etti. Sabah olduğunda avucumuzda hiçbir şey kalmamıştı. Yangının neden çıktığını da tespit edemedik. Birisi yaktı desek gece vakti yakan kişiyi de bulmamız zordu. Görgü tanığı bile bulamazdık. O yüzden gerçekten birisi yoksa bile ispat edemezdik. O eve girmeyi de düşünmüyordum. O yüzden gördüklerimi ve yaşadıklarımı anlatamadım.'' Zaten bir kez hayal kırıklığına uğramıştım. Defalarca sorup teyit etmeme rağmen dün gece annem gerçekten benimle değildi. Hepsini yine tek başıma yaşamıştım. Odama döndüm. Her şey yerli yerinde duruyordu. Ne kitaplarım yanmıştı ne de etrafta dağılmıştı. Günler boyunca geceleri tıpatıp aynı şeyleri yaşamaya başladım. Her seferinde başka şekilde kendime geliyordum. O evde bir şeyler vardı ama tek başıma hareket etmekten korkuyordum. Bir gece yine korkarak uyandım uykumdan ama bu sefer babam uyandırmıştı beni. Korku dolu gözlerle yanıma gelip oğlum ben çok korkuyorum. Kendimi o evde gördüm gibi şeyler anlattı. Kümesin yandığı gece benim gördüklerimin tıpa tıpa aynısını görmüş babam. Sabah olunca bir hocaya danışmak için yola çıktık. Babam yol boyunca o hoca geldikten sonra her şey düzelmişti falan dedi ama gerisini getiremedi. Adresini aldığımız bir hocanın evine gidip durumu anlattık. Ben de bu zamana kadar yaşayıp da anlatamadığım ne varsa hocaya anlattım. Babam bana deli gözüyle bakmak yerine hayretle bakıyordu. Neden anlatmadın oğlum dedi. O sırada hoca araya girdi. Sizin de canınıza bir şey gelmeden önce gidelim.'' nedenini sonra tartışırsınız dedi. Başka bir odaya gidip hazırlandı. Yanına bir kitap ve gerekli malzemeleri aldıktan sonra hızla evinden çıktık. Eve gidene kadar daha detaylı olarak anlattırdı bana yaşadıklarımı. Her anlatmamda tekrar yaşıyordum ama artık başka çaremiz yoktu. Evin önüne geldik. Annem korktuğu için eve giremiyor bizi dışarıda komşusuyla beraber bekliyordu. Hoca anneme kapıyı aç acele et dedi. Annem hızla kapıyı açtı. Biz içeri girdik. Hoca girmeden birkaç saniye duraksadı. Etrafa baktı. Sonra içeri girdi. İçeri girer girmez o kapının üstünde çiviyle asılı duran nazar boncuğu aniden yere düşüp parçalandı. Biz korktuk ama hoca korkmadı. Sadece anneme dönüp bu ne geziyor burada diye sistem etti. Parçalanınca içindeki katlı kağıt da meydana çıkmıştı. Hoca besmele çekerek kağıdı aldı ve açtı. Açınca kağıt aniden alev aldı. Hocanın ellerinin arası dayandı ama hoca hiç acı çekiyormuş gibi tepki vermedi. Kağıt külü olup gitmişti. Sonra birden gözleri boynumdaki muskanın ipine takıldı. Ne o çıkar bakalım dedi çıkardım ve hocaya verdim. Bir maket bıçağıyla muskayı açtı ve içindeki kağıdı inceledi. Başını kendinden emin bir şekilde sallayıp taşlar şimdi yerine oturuyor dedi. Cebine koyduktan sonra diğer odaları gezdi. Her kapıdan geçişinde eşiğin üstünde duraksıyordu. Dikkatlice sağa sola bakıyor sonra içeri giriyordu. Elleriyle de hep duvarları yokluyordu. Banyo nerede dedi. Annem banyoyu gösterdi. Lavaboya girdi ve oraları da yokladı. Elini prizin üstünde gezdirip ve kitabından açtığı şeyleri okumaya başladı. Babama dönüp tornavida var mı dedi. Babam tornavidayı getirdi. Meraklı hocayı izliyorduk. Prizi yerinden çıkardı. Bir peçete vardı içerisinde. Hoca peçeteyi açınca içindeki tavuk ayaklarını gördü. Annem korkudan bağırdı. Ama hoca dikkatini hiç bozmadan onları da cebine koyup banyodan çıktı. Başka bir şeyler var diye mırıldanarak odaları dolaşmaya başladı. Mutfağa geçip kitabında yaklaşık 10 sayfa okudu. Bizi de mutfağa sokmadı. Okuması bittikten 1-2 dakika sonra Bismillah Allahu Ekber diye bağırınca telaşla mutfağa girdik. Ayşe ablanın gitmeden önce anneme bıraktığı hatırasının toprakları yerlerdeydi. Hoca saksının içinden bir peçete daha çıkardı. Bu sefer peçetenin içinde bir şeyler yazıyordu. Peçeteyi açınca bu sefer de içinden tavuk kafası çıkardı. Annemden eski bir tas istedi. Elindeki maket bıçağıyla tasın üstünde tavuğun kafasını yardı. İyice derinlere inince küçük bir kağıdı çıkarttı kağıdı açtı. Daha neler göreceğiz diye düşünüp annemle birbirimize baktık. Hoca kağıdı biraz inceledikten sonra bizi karşısına oturttu. Usumetli olduğunuz birileri var mıydı diye sordu. Annemler düşündüler ama bulamadılar. Şimdi buna biraz zaman vereceksiniz. Biraz dediğim bir iki gün. Sonra size tüm gerçekleri anlatacağım ve bu işi bitireceğim. Ama bunların bende kalması gerekiyor. Siz de ben geri dönene kadar bu evde kalmayın. Gidin başka bir yerde kalın dedi. Hoca cebindekilerle birlikte evden çıktı. Ayakkabısını giyerken gözlerini o eve dikti. Ben de bakınca perdenin hafifçe hareket ettiğini gördüm. Babam hocayı bırakmaya gidince biz de birkaç kıyafet alıp dışarıda bizi bekleyen komşularımıza gittik. Hocadan haber gelene kadar bir anormallik yaşamadık. Evimize de giremedik. Zaten doğru dürüst de uyuyamadık. İki gün sonra akşamüstü hoca aradı babamı. Gidip hocayı aldı ve eve geldi. Tekrar kendi evimize geçtik. Eve girince etrafın darmadağın olduğunu gördük. Bardaklar, tabaklar kırılmış, eşyalar yerle bir olmuştu. Sağlam kalan sandalyelere oturttuk ve hocanın söyleyeceklerini beklemeye başladık büyü hakkında bilgiler vermeme gerek yok. Her bilinçli insan duymuştur bu olayları. İnanıp inanmamak onlara kalmış bir şey. Şimdi sizin olayınıza gelirsek, evinize toprağın içine gömülerek yerleştirilmiş bir büyü vardı. Hatta tesiri artsın diye farklı yerlere de yerleştirmişler. Banyodaki prizden bahsediyorum. Bunu size yapanlar o yanınızda çalışan insanlar büyünün azabını size çektirecek kafirlerden aldığım bilgiye göre çok geçmişten gelen bir husumet yüzünden işinizin bozulmasını, ailenizin dağılmasını, kısmetinizin kapanmasını isteyen birisi size bu büyüyü yaptırmış ve o çalışanlar vesilesiyle evinize kadar sokmuş. O hoca diye getirdikleri kişi asıl büyüyü yapan kişi. Evinize güvenle girip size o nazar boncuğunu evin her yerini görecek yere astırmış. Oğlunuza koruma amaçlı diye kafir cinleri azdıracak şekilde yazdığı muskayı taktırmış. Banyoya gidip büyüğü yerleştirmiş. Çalışanlarınız da size o toprağa gömülü büyüyü hediye diyerekten evinize yerleştirmiş ve artık görevlerini tamamlayınca çekip gitmişler. Onları kim gönderdi bilmiyorum. Niye başkaları değildi onlar? Onu ben de bilmiyorum. Yalnız büyü yaptıran kişiyi de size söyleyemem. Önce o kız sayesinde oğlunuza musallat olmuşlar. Onu delirtip sizden uzaklaşmasını amaçlamışlar. Sonra diğerleri ve daha kötüleri devreye girmiş. Hayvanlarınızı telif edip kümeslerinizi yakmışlar. Biraz daha geç kalsanız belki size de zarar vereceklerdi. Ama Allah'ın izniyle tüm tesirlerini temizledik. Yalnız artık bu evde kalacaksanız sirkeli suyla her yeri detaylıca temizlemeniz lazım. Özellikle kapı eşiklerini ve duvarları. Ama size önerim bu evi kapatın ve başka bir şehirde sıfırdan bir hayat kurun. Benim elimden bunlar geldi. Gerisi sizin elinizde. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Onlar karı koca değil öz kardeşlermiş. Bir aile gibi hayatınıza girmişler. Allah yardımcınız olsun. Bu arada unutmadan o eve bir göz gezdirin isterseniz. Allah'a emanet olun dedi. Teşekkür edip elini öptük. Sonra babam onu evine bırakmaya gidince annemle düşünmeye başladık. Ev darmadağındı. Bu evde daha fazla kalamayız dedi annem. Haklıydı. Kalsak bile anılar peşimizi bırakmayacaktı. Zaten burada kalmamız için de bir sebep kalmamıştı. Babam geldi. Mehmet abilerin kaldığı eve girdik. O evde gerçekten harap haldeydi. Kullanılacak tek bir eşyası bile yoktu. Duvarlarda asılı tablolar kalmıştı sadece. O tablolarda da tahminimizce büyüsel şeyler yazıyordu. Niye buraya girmemizi istemedikleri belli oldu. Yanmış mumlar, yırtılmış kitaplar, küflenmiş yemekler hepsi ortadaydı. Perdelerinde köşeleri yanmıştı. Kokuya dayanamadığımız için direkt çıktık evden. Kendi evimizden sağlam eşyalarımızı çıkardık. Bir kamyonu yüklettik ve başka bir şehre annemin ailesinin yaşadığı köye doğru yola çıktık. Yeni köyümüzde sıfırdan bir hayat kurduk. Babam yavaş yavaş kümesini inşa etti. Hayvanlarımız da yavaş yavaş toparlanıyor. Aylarca düşündük acaba kim yaptırdı bu büyüyü bize diye. O evli diye bildiğimiz kişiler neden bize evliyiz diye yalan söyledi. Onları kim niye gönderdi? Aylarca bu sorunun cevabını bulamadık. Biz nasıl fark etmedik eve yerleştirdikleri büyüleri? Annemin en sevdiği çiçeği hediye etmişti Ayşe abla. Bize zarar verecek en son kişiler diye düşündük. Bu durum kimseye güvenmememiz gerektiğini de öğretti bize. Çocuklar olmuyormuş demiştim ya yazdıklarımın başında. Hani soramıyorum sebebin diye bahsetmiştim. Meğer gerçekten evli olmadıkları ve kardeş oldukları içinmiş. Kimin bedduasını aldık, kimin ahını aldık bilmiyorum. Ama hocanın söylediğine göre biz sadece intikam ateşiyle yanıp tutuşan kişilerin hedefi olmuşuz. Aklımı yitirmeden bu korkunç olay döngüsünün içinden çıkmayı başardım. Tabii bu tek başıma olmadı. Ailem beni deli sanacakken o hoca sayesinde tüm bunlardan kurtulduk. Allah ondan razı olsun. Ama olayların sonunda her şeyi birlikte yaşayıp, her şeyi birlikte son vermek ve yeni bir hayata birlikte başlamak tüm sıkıntılarımdan arınmamı sağladı. Ölmekle iş bitmiyormuş demek ki azap hep yeni gelenlere kalıyormuş.